Merhabalar, ben değerli babam Alataman Bey'in ikinci evladı, tek oğlu Profesör Doktor Mehmet Bozkurt Ataman, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü ve Selçuk Üniversitesi İşletme Fakültesi Yüksek Lisans mezunuyum. Hali hazırda Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dönerim ve Sunyutomu Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bir evladın babası ile ilgili konuşması takdir edersiniz ki oldukça zor. Ama cümleye şöyle başlamak isterim ki, asrın yazarı seçilmiş gazeteci Mustafa Ataman'ın eşinin hamilelik döneminde doğması istenmeyen en haşarı, en yaramaz evladı, fakat dedemin kendi ifadesiyle en hayırlı evladı. Etrafına yardım yapmasıyla, vakarıyla, başarısıyla dedemin tarifidir bu. Böyle bir Ali Ataman. Tabii Ataman ailesinin bugünlere gelmesindeki en önemli etken ve faktör, birincisi dedem Mustafa Ataman ve diğeri de babam Ali Ataman'dır. Herkes ve tüm Konya babamı ve Ataman ailesini bugünkü durumu ile tanımakta. Aslında gerçekler hiç de öyle değil. Ataman ailesi gayet mütevazi, Bozkır Armutlu'da göç etmiş ve tırnaklarıyla kazıyarak bugünlere gelmiş bir aile. Dedem kendisi gazeteci, amcam gazeteci, babam gazeteci ve matbaacı. Tüm sülalemizde bir gazetecilik ve matbaacılık, ki en son kesildiği yerde bendenizdir. Ben de belli bir süre çalışmışımdır. Babam bu günlere kolay gelmedi. Yokluğu gördü, fakirliği gördü, zenginliği gördü, tekrar fakirliği gördü ve zenginliği tekrar gördü. Ama tek vazgeçmediği bir şey vardı. Ailesi, ahlak ve Allah'tı. Ve bize de çocukluğumuzda her şeyi söylerdi. Ben evladım bu kötü huyu işledim, sizin yapmanızı istemem. Ben şöyle bir kötü davranışta buldum, bunu istemem. Ama beni üzecek, ahlaki ve Allah'ın zoruna gidecek bir davranışla benim karşıma gelmeyin. Onun harici ne isterseniz yapabilirsiniz diye bize öğüt ederdi hep kendisi. Tabii babamı üç farklı kategoride incelemek lazım. Hayata karşı hep mücadele eden, zorluklarla karşılaşmış ama hiç rahat etmemiş bir baba. Daha sonra belirli bir ekonomik özgürlüğe erişmiş. Ancak bu erişmeyi de daima fakir ailelere, fakir çocuklara, eğitime muhtaç çocuklara ayırmış. Onlara servetini harcamış bir baba. İkinci baba tarifim şöyle: evlatlarına karşı çok sert ama torunlarına karşı çok yumuşak bir baba. Babam hep yaşam boyunca ailesi ve çevresi için yaşamıştır. Benim bildiğim kadarıyla kendisine ait hiçbir serveti yoktur. Ama onun serveti bugüne kadar mezun ettiği, topluma kazandırdığı öğrenciler olmuştur. Ve evlatlarının, torunlarının refah içerisinde yaşamasıdır. Bir başarı kolaylıkla elde edilmez. Bir başarının hikayesi vardır. O başarının hikayesinin altındaki en önemli faktör de rahmetli annemdir. Emel Ataman'dır. Kimse bilmez. Aslında babama mücadeleyi öğreten, mücadelede arkasında dimdik duran bir insandır. Babamı anlatmak bitmez. Ama şunu söylemeden geçmem, babama ve bunu bilmeyenlere çok büyük haksızlık olur. İnsanlar işte böyle der. Türkiye Cumhuriyeti ihtilaller gördü, biliyorsunuz. Bir takım askeri ve saitler gördü. Bir dönem biliyorsunuz ki İmam Hatip mezunları katsayı mağdur idiler. O dönemlerde
Herkes işte yaptığı kahramanlıklardan, sahte kahramanlıklardan bahsederdi. Ama çok iyi hatırlıyorum ki Diltaş Eğitim Kurumları olarak müdürlerine şu emri vermişti. Ben birebir şahidi olarak söylüyorum. Arkadaşlar, İmam Hatip mezunlarını mezun olacakları son yılda geldiklerinde Diltaş Eğitim Kurumları'na bunun bedeli ne olursa olsun alacaksınız ve o çocuklar hakim, doktor, savcı olacaklar, bu memlekete hizmet edecekler demiştir. Bunun bedeli de olmuştur. İki tane müdürümüz soruşturma geçirmiştir. Biri işten uzaklaştırılmıştır ama hiçbir zaman o insanlar hayatları boyu mağdur edilmemişlerdir ekonomik olarak babam tarafından. Bir diğer yine herkes övünür. Bunu da belki babam çok karşı gelecek ama söylemekten imtina edemeyeceğim. Avlusu içerisinde kurulduğu günden bugüne kadar cami bulunduran tek eğitim kurumudur. Ve Diltaş Eğitim Kurumlarında sadece bir kişinin lojmanı vardır. O da caminin imamıdır. Açtığı Kur'an kursları daima ücretsizdir. Belediye çok büyük hassasiyet gösterip o caminin elektriğini bağlamak istemiştir. Halkın sahip olduğu direğe babam direkt itiraz etmiştir. Benim babamın bana nasihatıdır, benim de evlatlara nasihatımdır. Orada herkesin hakkı vardır. Bu caminin elektriği tamamen ayrı şekilde kurumumuz tarafından, ortaklarım karşı çıkarsa benim hissem tarafından ödenecektir diye Diltaş Eğitim Kurumlarına gelen her kim olursa olsun kapıdan döndürülmez. Hayra ihtiyacı varsa ne olduğu, neye inandığı hiç önemsenmeden parası ödenir. Bir kişi karşı gelirse bu babamın şahsi parasından ödenir. Ali Atama böyle bir baba. Şehre büyük hizmetleri olmuş. Konyaspor'un Süper Lig'e çıkmasındaki ilk yönetimde as başkan olarak görev yapmış. Ailesine zaman ayırmamış, eşine zaman ayırmamış. Kazandığı 3 kuruşu orada sporcuları motive etmek için harcamış. Bir anıyı da tabii unutmamak gerekir ki biraz önce söyledim haram konusundaki hassasiyetlerini. Kendisi belediyede zabıta işleri müdürü, iktisat işleri müdürü ve hesap işleri müdürü. Ancak aldığı maaş evimizi geçindirmeye yetmiyor. Bir belediyenin oluşturduğu kooperatiften ev almış. Onun taksitlerini ödemeye çalışıyor. Macir pazarına hafta sonları kamyonla patlıcan, biber, domates getirir. Fakat kendisi amir olduğu için biraz çekinir, yanlış anlaşılır mı diye. Ben de o kamyonda o sebzeleri satardım. Böyle bir baba, haram yedirmeyen, dürüst, ülkeli, ilkeli, vatanına, milletine saygılı, sahip ama en önemlisi her yaptığı, her attığı adımda Allah'ın rızasını, Allah'ın gönlünü almaya çalışan bir baba. Teşekkür ederim. Seyit Taha Ketenci, Selçuk Üniversitesi'nde İktisat bölümünde öğretim üyesiyim. Ali Ataman dedem olur, büyük kızının küçük oğluyum. Tabii öncelikle şunu söylemem lazım, Ali Ataman nasıl bir dede sorusuna cevap vereceğim ama Ali Ataman benim için dededen ötedir. Hatta yıllardır da kendisine Ali Baba diye hitap ederiz, gerek abim gerek ben. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde
kendisinin yetimine ya da bir başkasının yetimini koruyup gözeten, ona sahip çıkanla biz cennette şöyleyiz diye işaret ederek bir hadis-i şerifte buyurmuşlar. Tabii ben dedemin bu hadis-i şerife layık olduğuna inanıyorum canı gönülden. Allah'tan da o şekilde niyaz ediyorum. Ona da tutunup ben de peygamberimizle inşallah komşu olmayı arzu ediyorum. Tabii ben 5,5 aylıkken, abim 1,5 yaşındayken babamız vefat etmiş. Bize görmek nasip olmadı. Ama şöyle de bir gerçeklik var ki Ali babam hiçbir zaman o yokluğu bize hissettirmedi. Kendi evlatlarından bizi ayırmadı. İhtiyaçlarımızı elinden geldiğince hep karşılamaya çalıştı. O yokluğu Allah razı olsun hiç hissettirmedi. Şimdi Ali Ataman başarıyı seven bir insan. Bizi de başarılı olmamız için maddi manevi olarak her şekilde desteklemiş bir insan. Belki bu röportajı dinledikten sonra annem biraz anlayacak ama annemin bile yeri geldiğinde bana inanmakta zorlandığı yerde ben Ali babamın hiçbir zaman bana inanmaktan vazgeçtiğini görmedim. Allah nasip etti, Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü mezunuyum. Orayı birincilikle bitirdim ki onun desteği sayesindedir. Onun bana her zaman inanmasıdır, her zaman arkamda durmasıdır. Ve ben de onu gururlandırmak için her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Başarı açlığını şöyle ifade edebilirim. Yakın zamanda yaşadığımız bir olayla ellerinizden öper, 1 yaşında, 1. sınıfa başlamış 7 yaşında bir kızım var. Kendisini ziyarete geldiğimizde kızıma öğüt veriyor. Diyor ki, annenle baban diyor, sana söylemeden diyor ödevini yapacaksın Emelece diyor. Annenle baban sana ödevini yap demeyecekler diyor. Ali Ataman bu şekilde çocuk yetiştiren, evlat yetiştiren, torun yetiştiren biri. Ve emin olun ki bizzat da şahit oldum. Tüm öğrencilerine de bu gözle bakan biri. Anne babasının belki haberi olmayan sınav sonuçlarından her bir öğrencisi için haberi olan biri. Bize, vatana millete hizmet etmeyi, Konya'mıza hizmet etmeyi, insanlarla iyi geçinmeyi, insanlarla küs olmamayı, insanları kırmamayı öğretti. Biz de bu çerçevede onun gösterdiği yolda elimizden geleni yaptık. Yine kendisi torunları ve evlatları arasında kendi adalet anlayışı çerçevesinde her zaman adaleti gözetmiş, şefkatli bir dede olarak ben 37 yaşındayım. Bu şekilde gözlemledim her zaman. Yani biri için bir şey yaptıysa öbür torunu için de yapar. Bir evladı için bir şey yaptıysa öbür evladı için de yapar. Yine kendisinden öğrendiğimiz en önemli şey vermekle azalmayacağı, insanlara yardım etmekle azalmayacağı malımızın, mülkümüzün ve kazandığını paylaşmaktan hiçbir zaman geri durmadığını gördüm. Bize de bu şekilde öğretti. Tabii dedemin öğrencileri de evlatları gibi. Hatta yeri geldi bunu kıskandığımız zamanlar bile oldu. Yani öğrencilerini de evlatlarından ayırmadığını söyleyebiliriz ki zaten binlerce öğrenci yetiştirdi. Hala ararlar, sorarlar, gelirler, ziyaret ederler dedemi. Kendisi Konya'ya hizmet etmeyi bir aslında misyon edinmiş. Kendi nefsine bir harcama yaptığını görmedim. Ama başkalarının ihtiyacını gidermekten hiçbir zaman sakındığını da görmedim. Kazandığını paylaşmaktan sakındığını da görmedim. Bizlerin ihtiyaçlarını, en basitinden temel ihtiyaçlarını elinden geldiğince karşıladığını gördüm bugüne kadar. Hala da o şekilde devam ediyor. 37 yaşındayım, hala bazı kararları alırken mutlaka Ali babama danışırım, sorarım, onun kıymetli görüşlerini alırım. Büyük bir tecrübe. Hem devletten gelen hem de yıllardır eğitimin içinde olması itibariyle çok büyük bir tecrübe. Bize ışık olan yol gösterici bir tecrübe.
Kendisi bizim üzerimizde çok emeği var. Bugün bulunduğumuz yerlere geldiysek, Allah bize bazı şeyleri nasip ettiyse, devletin ciddi kurumlarında çalışmayı nasip ettiyse, Ali babamı vesile kıldı. Allah ondan razı olsun diyorum bu vesileyle tekrar. Yine kendisi bize doğru olmayı, yalan konuşmamayı en önemli hususlardan biri tembihlemiştir ve hala bu yaşımda da o tembihleri ilk günkü gibi, çocukluğumdaki gibi aklımdadır ve bu hiçbir zaman değişmez. Şöyle, ben bugüne kadar onun hep desteğini gördüm ve hissettim. Her zaman arkamda durdu ve en kalbi duygularımla Allah-u Teala'dan ona hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Başımızdan eksik etmemesini diliyorum. Çünkü onu yanımızda hissettiğimizde kendimizi gerçekten çok güçlü hissediyoruz. Tabii Ali Ataman'ın torunu olmak çok büyük bir şükür vesilesi benim açımdan. Ama bunun haricinde aynı zamanda zorlukları da var. Her zaman çalışkan olmak zorundasınız. Her zaman dikkatli olmak zorundasınız. Laf getirmemek zorundasınız. Çünkü o bizi hem dini değerlerimize çok bağlı olacak bir şekilde, hem dini eğitimimizi, hem akademik eğitimimizi en güzel şekliyle yerine getirmemiz için yetiştirdi. Ve bu şekilde gördük. Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'i onun sayesinde öğrendik. Onun için her Kur'an-ı Kerim okuduğumda Rabbime şükreder ve ona dua ederim. Allah'ım, okuduğum Kur'an-ı Kerim'in her bir harfinin yüzü suyu hürmetine sen ona hayırlı uzun ömürler ver, varsa günahları bağışlayıver diye. Allah dualarımı kabul eylesin. Bir yetim olarak, o yetim halimle, o günlerimi hatırlayarak ona dua ediyorum. Ve Allah'a hamd ediyorum ki ben Ali Ataman gibi bir dedenin torunuyum. Kendisine Rabbimden hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Adım Ali Emir Ataman. İsmiyle müsemma dedemin ismini taşıyorum. Bilkent Üniversitesi İngilizce İşletme mezunuyum. Bu yolda Türkiye'de yolu Diltaş'tan geçmiş, eğitim kurumlarımızdan geçmiş birçok insanın olduğu gibi benim de kariyer planlamamı dedem kendisi yaptı. Dedemin isteğiyle bu okulda okudum. Dedemin isteğiyle bazı eğitimler aldım. Tabii biz tüm torunları olarak dedemi zaman zaman çok kıskanırız. Çünkü dedem sadece bizim dedemiz değil. Gönül istiyor ki herkesin kendi dedesi olsun, kendi babası olsun ama Ali Ataman elinden geçirdiği binlerce öğrencinin dedesi, amcası, babası. Bu sebeple de biz torunları olarak zaman zaman bunun kıskançlığını da yaşarız. Ama bugüne geldiğimizde diyoruz ki iyi ki Ali Ataman bizim özbe öz dedemiz ve iyi ki herkesin hayatına dokunmuş, herkese elinden geldiği kadarıyla, gelmediği yerlerde başka yaptıklarıyla herkesin hayatına bir yerde dokunmuş. Yani çok ilginçtir ki ben kurumlarımızda çalışıyorum şu an finans ve muhasebe bölümünde. Orada insanlarla konuştuğumda, ettiğimde yani annem diyor, babam diyor, ona bir şey olursa ben yaşayamam diyor. İşte ya biz zaten onun torunu, kan bağımız olduğu için bunları hissediyoruz ama birçok insanın, yüzlerce insanın böyle hissetmesi çok ayrı bir şey. Bu da tabii hepimizin torunlu olarak ufkunu çok genişletiyor. Yani Ali Ataman dediğinde bugün bir belediye dairesinde de Ali Ataman, Ali Ataman. Bir bakanlıkta da Ali Ataman, Ali Ataman. Ama bir fakir mahallesindeki işte bir teyzeyle konuştuğunda da Ali Ataman. Biz de tabii hem kendimizi örnek alıyoruz hem de oldukça şaşırıyoruz. Ya bu nasıl bir hayattır? Yani sen bu kadar kişiye nereden ulaştın? Nasıl ulaştın? Nasıl bu kadar kişiye vakit ayırdın? Bunların hayatına dokundun? Biz de kendimizi örnek almaya çalışıyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin diyoruz. Hepimiz onu çok seviyoruz. Yani Türk eğitim camiasına verdiği katkılarla, Konya halkına ve Türkiye'ye verdiği katkılarla
İnşallah Allah da bize onun yolunda gitmeyi nasip eder diyorum. Ben Sultan Büşra Kul Alkan, Ali Ataman'ın küçük kızının kızıyım. 7 senedir avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Ali Ataman nasıl bir dede? Ali Ataman bizim için dede olmanın yanı sıra aynı zamanda bir idol. Sadece bizim Ali dedemiz değil, aynı zamanda herkesin Ali dedesi. Şu anda ülkemizde, ülke içinde, ülke dışında binlerce gencin belli yerlere gelmesinde kendisinin emeği ve kendisinin vizyonu çok önemli bir yer teşkil etmekte. Ali Ataman bizim için aynı zamanda başarının temsili. Dedelik konusunda en zor yanı ne derseniz başarı hırsıdır diyebilirim. Mesleğimde 7. seneme gelmeme rağmen hala her konuda arayıp fikrini alırım. Onun dışında kendisi de her zaman arayıp şu konu hakkında fikrin olmalı vesaire şeklinde beni azarlamışlığı çoktur. Bütün torunları için her zaman en iyisi, en iyi yerlere gelmemizi, en iyisi olmamızı ister. Ali Ataman'ın torunu olmaktan her zaman gurur duyduk. Allah kendisine uzun ömürler nasip etsin inşallah. Kendisinden bir şeyler öğrenmek bizim için, torunları için çok büyük bir şans. Ali Ataman ülkesine, özellikle şehrine hizmet etmeyi gaye edinmiş bir kişidir. Bize de her zaman bunu öğretmiştir. Bize insanlara kin tutmamayı, ihtiyaç sahibi insanları geri çevirmememizi her zaman öğütlemiştir. Bizi bu doğrultuda yetiştirmiştir. Bütün öğrettikleri için kendisine her zaman minnettarım. Rahmetli anneannem dedeme şöyle bir dua ederdi. Dünya döndükçe sen var ol derdi. Ben de kendisine aynı şeyi söylemek istiyorum dede. Dünya döndükçe sen var ol inşallah. Teşekkür ederim. İsmim Ebru Naciye Ataman Coşkun. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Avukatlık yapıyorum. Ali dedemin annesinin adını taşıyan torunuyum. Aynı zamanda da oğlunun kızıyım. Dedemin torunu olmak nasıl bir duygu? Şimdi küçükken tabii ki aklınız ermiyor. Etrafınızda herkes Ali amca, Ali amca diye geziyor. Ya da işte teyzeler, amcalar çocuğum Ali amcanın elini öp diyor. Ve içinizde tamamen bir kıskançlık. Yani Ali amcası o benim dedem. O benim. Tabii akıl ermeye başlayıp çevrenizin size öğrettiklerini öğrenmeye başlayınca yaş ilerledikçe bu kıskançlık yerini gurura bırakıyor. Ve siz diyorsunuz ki o benim dedem. O gururu içinizde taşıyorsunuz. Bu çok başka bir duygu. Tabii ki kıskançlığı kalpten atmayı öğreten babam olduğu kadar dedem. Dedem başka ne öğretti bize? Bize dedi ki bence bu çok zor bir şey. Size yapılan kötülüğü unutun ama iyiliği hep taşıyın kalbinizde. Bunu hiç unutmayın. Onun öğrettiği her şeyi kalbimde her zaman, aklımda her zaman taşıyorum. İnşallah uygulayabilirim. Her zaman taşımam da uygulayabilirim. Bu da nasip olur. Anlayabilene bazen der ki, salon boştur, oturacak yer vardır ama o yere otur der. Bu yere otur herkesin anlaması mümkün değildir. Var olduklarına şükretmeyen bir neslin olduğu dünyada aslında o var olduklarına şükretmeyi öğretmek için yere otur der sana. Bize öğrettiği her şey için tabii ki de çok teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum. Biz inşallah onu memnun etmişizdir. Allah ondan da razı olsun. İnşallah bizden de razı olur. Dediğim gibi onu çok seviyorum. İsmiyle başlıyorum. Bu program için lütfettiğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok layık olduğumu düşünmüyorum. Ama bir şeyler yapmaya gayret ettiğimi de biliyorum. İlk önce feyiz aldığım büyüklerimden başlatmak istiyorum. Biri rahmetli babam, hocam, her şeyim Mustafa Ataman. Hiç değişmez.
İkincisi, babamın hocası Hacı Veysade Mefhum Hazretleri, 15 yaşında duasını aldığımı, oğlum abid ol, fazıl ol, arif ol diye duasını aldığım Hacı Veysade. Sonra çok, çok ama çok yaranlığım Mustafa Dermetli hocam. Sonra Tahir Büyükköz hocam. Erenköy'de bazılarına sabah namazları iştirak ettiğim. Allah ömür versin. Gençlerin de tanımasını isteyeyim. Ahmet Özkan. Yani Seyşel Müslü Doğu'da müftü ama gerçekten İslam'ı yaşayan arkadaşlardan biri. Sonra kendim dinirim İsmail hocam. Şu anda vakfın başında bulunan Şerafettin hocam ve tabii en önemlisi görmememe rağmen kitaplarıyla feyiz aldığım, dolduğum, taştığım Mehmet Sait Kotku Hazretleri. Beraber olmaktan şeref duyduğum, defalarca hacca ve ümreye gittim Mahmut Esas Köşan hocam. Tasavvufda Sadrettin Özçüfi ve Esbabül'de bana ufuk açan Tahsin Emiroğlu, rahmetli hocam. Hocamın tavsiyesiyle okumakta okuduğum ismi İbn-i Kesir'i tavsiye ederim. Allah inşallah bitirir. Orhan Çeker. Bunlarla beraber mesailer yaptım. Sizle yaptım dediğim doğruyu. Mehmet Ali Uzabi'yi asla unutamam. Hep doğruyu unutamam. Ben ilk önce çocuğumla, torunlarımla yaptığınız röportajdan dolayı çok mutlu oldum. Yani onların konuşmalarının inşallah hüsnü zan olduğunu düşünüyorum. Onlarla gurur duyuyorum ve diyorum ki Cenab-ı Rabbul Alemine, ya Rabbi iyi ki böyle çocuklar verdin, böyle torunlar verdin, böyle gelinler, damatlar verdin diyorum. Allah onlara uygun versin. Şimdi neyi düşünüyorum ben? Allah'ın yolunda kul, kendisini varlıkta kabul ediyorsa kul değildir. Hiçlikte kabul edecek. Allah'ın yarattığı bütün eserlere bakmak suretiyle ibret almıyorsa kul, asla kul değildir. Bir gün, çocuklar iyi misin? Cengiz Han sefere çıkar, bir beldeye uğrar, camiyi görür. Hocam camiyi görür. Onlara sorar, der ki, bu nedir? Allah'ın evidir. Ona bir şey demiyorum. Bu bir taş bina. Ben bunu yıkarım. O Allah'ın evi dediğiniz yeri işinize sokuyor musunuz siz? Kalbe. Ben çocuklarımı öyle yetiştirmeye çalıştım. Kendim öyle yetiştirmeye çalıştım. Asla, bakın dünya kadar günahım var. Şimdi hatta 2-3 gündür de ne dersin ne olduğunu da bilemiyorum. Günahımı sıralıyorum. Sevap hiç yok. Ya Rabbi huzuruna nasıl gireyim diyorum. Kur'an-ı Kerim okuyorum. Orada diyor ki, siz nasıl ben size tövbe edin. Sen biliyorsun. Sana söylemeye gerek yok. Hepinizi affedeceğim. Bir tek, yani Allah'ın lütfu ihsanıyla cemaline cennete kavuşurmayayım, cehennemden kurtulmayayım. Düşündüğüm bu. Onun için istiyorum ki, Kur'an ve sünnet ne demişse. Bakın eğitimciyim ben. Evet. Sosyal hizmetler salonlarımız var. Allah razı olsun Mehmetler. Hayvancılığı bir gösteriyorum. Ama bu eğitimde istediğim eğitimi asla veremedim. Dün bir eser okudum. Orada şeyde namazdan, haçtan, zekattan filan bahsetmiyorum. İlim sonradır illa edep, illa edep diyor. Ben buraya bakıyorum. Çocuklarımı onları telkin etmeye çalışıyorum. Ama maalesef nasıl bir Milli Eğitim Bakanlığı ki takdir ediyorum ayrı. Yusuf Bey'e de çok güveniyorum şu anda. İlkokulda bu edebi öğretmediğiniz müddetçe bu eğitimin hakkından giremezsiniz.
kargaşa, dövüş, kavga, kıskançlık, hacet. Yani nefse emmarenin şeyden bahsediyorum 12 tane oyunda. Kardeşim, bir elhamdülillah demek yok mu? Bir bismillahirrahmanirrahim demek yok mu? Millet zannediyor ki, şimdi Konya'nın ve ortaokulunda, şey Ankara'daki TET hariç en büyük okuluyuz ortaokulunun. Bunu alakamaya, vallahi değil. Onu sahibi yapıyor. Alakamana belki orada yol gösteriyor. Millet Ramazan'ı, Ali Bey çalıştı. Şöyle oldu, asla alakası yok. Bakın asla bunun alakası yok. Allah-u Teala ne takdir etmişse o olur. Ha, Mehmet Zahid Kurtulun çok güzel bir yapar. Allah her emri ikidir diyor. Yap ve yapma. Yapma yasaklar. Yap cevaplar. Ve yapı istiyorsan orada sana güç veriyor. Yapma istiyorsan orada güç veriyor. Sana engellemiyor. Çek cezanı diyor. Firavun büyüklük taslamadı mı? Ben Tanrı'yım demedi mi? Ne yaptı? Helak etti. Nuh. İşte Nuh diyorum. Nemrut. İbrahim Aleyhisselam yapmadığı şey kalmadı. Ama İbrahim Aleyhisselam ateşte gülde kaldı. Ötekisi helak oldu. Şöyle bir ibret almak lazım. Ha. Bir şey okudum geçen. Bir devede bulunan iç organları geçen Mehmetler'de aldı. Bir bitte bulunan iç organlardan daha az. Anladın mı? Böyle bir Rabbül Alemi'ye nasıl saygı duyulmaz, nasıl tazim edilmez, nasıl huzurunda ağlanmaz? Bana bir söyler misiniz bunu? Demin de söyledim. Bir müminin, mümin kardeşine yaralı şekilde basması, günah kebair, günah kebair. Zekat nedir? Allah'ın koyduğu bir emir. Niye zekatta kalıyorsun kardeşim sen ya? Niye üstüne çıkmıyorsun ya? Bana bir söyle. Cuma ayetlerinde okuyorlar. İnna Allah'a yapıyorlar diye mi? Doğru. Ha. Sen herkese niye yetişmiyorsun imkanın bak. Ben istemiyorum. Muhtaç olmayayım kimseye. Malım, mülküm benim yanımda değeri yok. Çocuklarımım var. Torunlarımım var. İnsan olarak, İslam olarak var. Ona bir şey demiyorum. Ama bütün istediğim o hesap gününde Settar ismiyle ayıplarımızı örtsün. Şimdi bir gün bu günahları konuşurken hocam çok bunaldım. Ahmet Özkan Hoca'ya telefon ettim. Çünkü günah çok. Sevap yok. Nasıl olacak bu iş? Dedi ki geliyorum. Oturdu. İşte o zaman biraz rahatladım. Ali Bey dedi. Buyurun hocam dedim. Allah-u Teala gaffardır dedi. Allah-u Teala gafirdir dedi. Allah-u Teala gafurdur dedi. Onların da nerede gaffar, nerede gafir olduğunu tek tek anlattım. Biraz seskin oldum. Tabii biliyorum, bilmiyor değilim. Allah-u Teala yarattığı eserine cehennemi göstermez. Ama niye? Size özür diliyorum. Cennet 100 dereceymiş. Şey olarak, birim olarak. Niye ben 100'de olmayayım? Benim derdim bu 1'de değil. Bir gün vilayetli bir arkadaşla çalışırken şeyde Bardak Zam'da karşılaştık. Seninle bazı verdim. Ali Bey dedi ya nefsi levvam olsun yeter dedi. O ne dedim ya? Niye mutmainler üstüne yok dedim bize ya? Şemal Peygamber demiyor mu? Üçte için nefsi sen demeyecek mi? Benim insanlığa hizmetimin olmasını arzu ediyorum. Bakın Müslümanlar insanlığa. Onlar için de. Onlar da ıslah için dua ediyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şeyde Fatiha Suresi'nde iki tane cümle var sonda. Yahudiler ve Hristiyanlar. Ha bilemem onu Allah-u Teala bilir. Onlar ne kadar Müslüman olur, ne kadar Müslüman olur ben onu bilmem. Ama Ehl-i Kitab'ın Müslüman olmasını da çok arzu ediyorum.
İslam geldiği zaman hayat olacak. Kimse inanmıyor buna. Veya inanıyor da mevcut bataryası düzenliği de inanmıyor. Öyle değil. Ben yeminle iddia ediyorum ki Kur'an'ın hükümleri ve Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri tam uylansın, dünya çok huzur bulur. Hiçbir zaman dünya huzur bulamayacaktır. Bakın, dünya hiçbir zaman huzur bulamayacaktır. Biri diyecek ki, ya benim malım niye az? Biri diyecek ki, ya beni biri öldürecek, malım niye çok? Biri diyecek ki, ben açım. Biri diyecek ki, ben giyinemiyorum. Onun her şeysi var. Kur'an okusunlar, ölçülerin hepsini görürler. Ben bu sohbetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabii Konya kamuoyu büyük bir lütufla sanki bir şeymişiz gibi bu yıl olağanüstü okulumuza şey oldu, talep oldu, düğün salonuna talep oldu. Ve ben Rabbimden şunu diyorum hepinizin huzurunda. Ya Rabbi ne olursun kahrından değil lütfundan ihsan et diyorum. Ve size de söylerim, telefonunuz kim açıktaysa bizi görebilir, bize telefon edebilir, sayenizde siz de dahil. Ben Allah'a layık kul, Habibi edibine layık ümmet, hocalarıma layık talebe olmak istiyorum. Allah sizlerden razı olsun. Abi şimdi gençlere söyleyeceğim şu. Gençlere söyleyeyim mi? Suç büyüklerde, bizlerde, hocalarda, diyanetlerinde. Söylüyorum, sen ilk önde edebi öğreteceksin. Ya Allah aşkına, şaşırıyorum. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, La ilahe illallah devlet beyanı dinlet demiş, doğru mu? Biz şunu bunu öğretmeye çalışıyoruz, ya böyle mi olur? Biz diyoruz ki kardeşim, hak yemeyeceksin. Adaletten ayrılmayacaksın. Torunlardan biri söyledi. Mehmet'ti galiba, adaletten ayrılmaz falan diye şeyde. Taha da söyledi. Ben bunu istiyorum. Bir başkasından bana tecavüz etmeyeceksin. Hırslı olmayacaksın. Şu da benim oldu. Ya bakın şunu söyleyeyim. Ben 6 yaşında Hacı Fettah Mahallesi'nde Hacı Fettah Camii'nin en küçük talebesiydim. Dün. Bugün 79-80 yaşında Hacı Ali Camisi'nin en yaşlı bunu bilecek. Bunu anlatacaksın. Bunun şeysi yok. Ne bu doyumsuzluk ya? Ben bunu anlamıyorum ya. Ne bu? Yani ekonomik iyi falan demiyorum. Bakın yanlış anlasınmasın. Ama bir yer olmadı bir yer. Çocuklara şimdi diyorum. Bakın. Ben doktor olmanızı istemiyorum hiçbirinizi. Türkiye'yi üretecek, Türkiye'ye bir şeyler verecek, Türkiye'yi bağımsız hale getirecek bir eleman olmanızı istiyorum. Onların hepsinden Allah razı olsun. Analarından, babalarından razı olsun. Adamların %70'i teknik mühimleri seçti. Misal veriyorum. Bir Seyitik Bayrağı. Mehmet'in dediği Yozgat'taki arkadaşlar. Bakın gidin çocuklar, görün. Üretmek kolay. Sen Allah aşkına. Şimdi diyorlar ki Ali Bey Parti. Evet ben sağcı bir insanım, muhafazakar bir insanım, mukaddesatçı bir insanım. Bir laç adam evliliklerden ben ne buğday alacağım, ne arpası alacağım, yapacak. Petrol yüzdasını öyle versin. Yanlış mı söylüyorum Mevdi abi? Ve onun için gençlerin ilk önce Bismillah demesini, sonra Elhamdülillah demesini. Allah aşkına kim öğrettiğini bilmiyorum. Size hepinize soruyorum. Evinizin kapısını açtınız anahtarla. İnsan var veya yok. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyor musunuz? Demen lazım. Doğru mu? Peki yemeğe oturdun. Ya Bismillahirrahmanirrahim demez mi? Biz de unutuyoruz. Unuttuğun zaman da var. Onun da duası var. Elhamdülillah diyor muyuz? Ben buna bakıyorum. Eğer diyorlarsa şunu bir zamanlar çok yaptım ama yaşlandım. Onu yapamıyorum. Her yaptığım sevabın artısını bana göre Allah bilir. Ben bilmem. Ama günahları bilirim. Benim üzerimdeki günahları da Allah Teala bilir.
Onun da eksini yazardım abi. Kendimi daima nedamette hissederdim. Ama Allah-u Teala ikinci annemin vefatından sonra farklı bir mecraya getirdi. Benim ne olduğumu herkes biliyor. Yani belki sen bilmez ama haşarı olduğumu, onu söylemek, efendim berduşluk yaptığımı bunlar herkes biliyor. Ben bunu ölmek için söylemiyorum. Bana benzemeyin diye söylüyorum. Yol yakınken dönüş yapın diye söylüyorum. Onun için gençlere de bunu anlatıyorum. Bakın şu anda ben yarın 80 yaşındayım, Allah izin verirse lütfunuzla, duanızla. 12 sınıflarla pazartesi günü toplantı yapacağım. Bunu söyleyeceğim. O kadar önemli ki öğretmenlerle her gün yapıyorum. Ya lütfen bir doğruluğu anlatın. Ya söyleyeceğim çok şey var da. Yüz bir ayar doktor falan dersiniz değil mi? Söyleyemiyorum. Sen Müslümansan ki elhamdülillah Müslümanca yaşayacaksın. Müslüman teslim olan. Müslüman tam tevekkül eden, doğru mu? Nasıl teslimliktir bu ya? Camide bir ayrısın, burada bir ayrısın. Okulda bir ayrısın, düğünde bir ayrısın. Bu ne biçimmiş bu? Ben bunu anlamıyorum. Peki Cenab-ı Peygamber'in ihtiyarlatan şey ne ayet? Emrettiğin dost doğru ol, doğru mu? Öyle miyiz, değil miyiz? Ben baştan kendime söylüyorum. Bunu kendime söylüyorum. Emrettiğin gibi dost doğru. Bir de sizden rica ediyorum, dua edeyim. Güzel araba okulları gibi bir kitap çıkartmıştım zaten. Misali. Güzel ahlakla uğraşıyorum şimdi. Onu da ölmeden Allah nasip etsin inşallah. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Diye söylüyorum. İlk öğretim, ilk dört sınıfında edep, edep, edep. Doğruluk. Başkasının malına tecavüz etmeme. Kavga etmeme. Ya ben sana ne anlatacağım hocam şimdi? Kur'an-ı Kerim'de demiyorum. Onlar sinirlendiği zaman sinirlenir, sunlar gayiz diye geçmiyor mu? Ben bunu söylüyorum. Bir başkasına iftira atmasınlar demiyor mu? Yok mu bunlar Kur'an-ı Kerim'de? Kıymet etse evreti yiyeceksin demiyor mu abi? Ya güzellikler bakayım. Esas hocam, çapağın neredesin şöyle? Öyle demiştim. Ya Ali Bey, kötülüğün sayısı 10'sa iyiliğin sayısı 100. Arkadaş neye iyiye gitmediniz diyordu ya. Bir bakın. Allah'ın verdiği nimetlere bakın. Bir de yasaklara bakın. Bir yemek olarak söylüyorum. Yemekte neyi yasak etmiş? Domuz etini, doğru mu abi? Öyle hayvan işte. Öteki tarafta sığır serbest, tavuk serbest, balık serbest, inek serbest, deve serbest. Bir bakın. Yani tercih edelim. Onu da bile yapmıyoruz. Sonra bütün arkadaşlara ve size. Buradaki cemaate kendime başta. Allah beni seviyor mu sevmiyor mu? Ne diyoruz? Siz söylüyorsunuz. Vallahi onu mu bilir diyorsunuz değil mi? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Allah Teala seni hayır işinde çalıştırıyorsa seviyor. Şerdeyse sevmiyor. Allah benim dostum mu değil mi? Ben ona bakacağım ya. Ya ben de söyleyemiyorum da torunlarım çok konuyordu. Ben onu yaşıyorum. Ben onu yaşıyorum. Ben onu yaşıyorum. O vefayı yaşıyorum ben. Sen ne diyorsun ya? Yani söylemeyin diye yaşıyorum ya, ben yaşıyorum. Allah hepinizden razı olsun.